Öyle açık denizi görünce, cennet gibi yeri görünce, bir tabii dervişin fikrinde neyse zikrinde de o olur. Aa, mıntıkaya ait yazmaya başladım. Tekil o mıntıkayı. Bir şükran duyuyordum o mıntıkaya karşı. Ve onun için onu yazıp da anlatmak istedim. Bir tabii oradaki insanlar da fevkalade insanlardı. Mesela bir şey vardır, duvarcı, 60 yaşında adam, gittiler duvar yapacaksın dediler. Herifin parası yok. Duvarı yapmakta çok memnun olacak zannettim. Fakat sordu kendisi, ne biçim duvar yapacağım diye. Dediler ki, hapishane yapacağız burada da onun duvarı dediler. Ha dedi, ben şimdiye kadar insanlara ev yaptım, ahır yaptım. Fakat hapishane yapmadım. Ben hapishane bu yaşıma kadar yapmadım ve bundan sonra da yapamam dedi. Şimdi birçok insanın, kültür sahibi insanlar vardır. Efendim kültürleri şapka gibi başlarında durur. Baktım ki bu insanlar hepsi masum, çok masum insanlar. O sünger avcıları, balıkçılar, hep o deniz adamları, hepsi masum. Hep de onlar hakkında yazayım dedim. Zaten yazayım diye içimden geldi. Çünkü bir yazar yazısını intihap etmez, yazı yazarı intihap eder. Cennet gibi yer Bodrum. Dedim ki ama bir ağaç diken olmamış yahu. Milyoner olmuşlar orada da bir ağaç dikmemişler. En evvela başladık. Çiçek getirelim, filan getirelim. Gölgelik ağaç getirelim. Sıcak hava, güneşi kuvvetlidir oranın. Değil mi ya? Ismarlardım tohumları. Ansiklopedi getirdim. Şimdi orada ansiklopedide bakıyorum. Kalker su, yani kireçli sular olur mu olmaz mı? Kaç derece hararet ister filan. Uyumuyorum geceyi. Anadolu'ya olabilecek ağaçların hepsini kaydediyorum. Hepsinin de param oldukça tohumlarını ben ısmarlıyorum, geliyor. En evvela grapefruit getirdim. Türkiye'de yoktu. 6 cins grapefruit. Bunların 3'ü ekşi grapefruit, 3'ü de tatlı grapefruit. Bir tanesi vardı şeysiz. İçinde şeyi yoktu. Fakat ekşiler pek olmadı. Tatlılar pek çok iyi oldu tatlılar. Çünkü grapefruit nebatatın içerisinde, yani bitkilerin içinde en çok C vitamini olan şeydir, yemiştir. Maksat benim, grapefruit kumandanı olarak gece rüyamda geliyorum. Grapefruitlar durmuşlar, ordu halinde ilerliyoruz. Grapefruitlar böyle sarı güneş gibi yemişleriyle biz hemen ölüme karşı dinamit atıyoruz, bomba atarak ölümü geriletiyoruz. Sonra ağaç gölge lazım. Brezilya'nın bir Bella Sombra, güzel gölge ağacı var. Yukarı aşağı bir dönüm yeri kaplar böyle yaprakları. Hem de böyle bakla bakla güneş sızmaz içinden. Kaya gölgesi gibi gölge yapar. Onu getirdim, ektim onu. Sonra başka bir sürü fidanlar getirdim. Yalnız mesela mandarin. Mandarin cinsi hiç olmazsa 6-7 ay dayansın diye ürün ediyordum. Posper merimenin karmeni var. Bodrum sıcak memleket olduğu için halk tekbir esmerdir. Oranın karmeni çiçalları. Sigara dükkanından çıkarken karmen burasında bir akasya şeyi demeti var. Dedim ki bu Bodrum'un karmen çiçalları ne için efendim akasya takmasınlar? Kim dayanır? Hadi yallah diye Paris'e akasya doğmuş. Medeniyet hiçbir zaman bir soyun şeysi değildir. Tekeli değildir. O bir soy. Ortak bir soyun, değil mi? Ortak. Bir karışım. Bir karışım içinde olur. Değil mi ya? Yoksa o soyda kaldıkça soysuzlaşır.